İşte bu bizim ev camimizdir. Bu cami sanki yerden bitmedir. O kadar yerle beraber olmuş. Yerden çıkmış bina gibidir. Bakınız, bu caminin hal ve şanına bakınız. Bu 800 senelik mi cami? 800 senelik cami bu. Hemen usta elinden çıkmış gibi bu taşlara bakın. Bu taşları bugünkü işler kaldıramaz. İşler kırılır. Bu irtifaa, bu yüksekliğe linç yok şimdi, bunu kaldıracak linç yok. O binalar üstte böyle te gibi koydukları şeyler var, teneke gibi onlar ezilir. Bunları da kalsalım, şeyine de çeksin, kaya hepsi düşecek aşağıya. Baksana. Efendim, altı böyle, altı da böyle sütun vardı. Altı sütun, 12. İsa Peygamber'in havarilerinin sayısıncadır. 12 havarisi vardı, 12'sinin adına koyuyor ki, 12 havariyunların üzerinde duruyor dinimiz zeyrekten. 12 sütun var burada, dikkat ediniz. Ve bu Hz. Meryem anamızın böyle örtüsü gibidir. Hep görüyorsun bu şeylerini, temelleri. Böyle başında örtüsü gibidir. Ötekiler de hurma ağacının temsilidir bu üstündekiler. Hurma dallarına benzer. Hazreti İsa'yı dünyaya getirirken hurma ağacının altındaydı. Ve bütün şeylerinde kendi itikadlarına göre hepsinde İstavoz işaretlerini koymuşlar ve her bir şeyinde de kendi ayozlarının efendim suretleri böyle kıyamda duran insanlar suretinde başlarıyla görüyorsunuz. Her şeyi bir mana ifade ediyor. Bizimkiler gibi hangar gibi mescit yapmazlardı, manasıyla yaparlardı. Şimdi Vehhabi mezhebinde hangar mıdır, efendim, diskotek midir, hol mudur, bilmem ne midir, belli değildir. Öyle tatsız tutsuz yapıyorlar şimdi şeyler, Vehhabiler. Yani Türk tarzı mimarisi var, onu kullanmazlar onlar. Efendim, işte bu cami-i şerif, bunu bina edecek mimar şimdi yoktur. Övünürler, biz çok ileri gittik diyerekten. Hande hala dedevatla bunun desteğini yapmışlar. Bir müzede bindirip kaldırmışlar. 800 sene maşallah böyle ayakta duruyor. Vorteksiz. Ne kadar top gülle yese de deplenmedi gülleler yan geçiyordu. Ne için? Allah'ın hikmeti burası 400 seneli cami-i şeriftir. Yalnız 5-6 sene bu başlakılar burayı namazdan men ettiler. Günahları, cezalarını çekeceklerdi onlar. Rabbanlerini çekecekti cami-i şerifi tatil ettikleri için. Burası Mağusa'nın Ayasofya'sı denir buna. Lala Mustafa Paşa değil, Mamusa Ayasofya'sı, Lefkoşa'daki Lefkoşa'nın Ayasofya'sı. Bundan büyüktür o, o da İstavoz suretindedir. Yerde yatan İstavoz gibidir o. Bunun öyle bir şey yoktur, böyle neresi yoktur, hatırlıyor. Lefkoşa'dakiniz vardır. İşte şeyleri sen satıyorsun, burada iki tane depo var burada. Yine İstanbul'u görürüz ama Yunan'ın içinde yok. Orada Lefkoşa'nın içinde yerde yatan İstavroz gibidir. Haç. Haç derler. Türkler İstavroz'u bilmez.
Ve burası kralındı. Bu surun içerisinde yaşayan Hristiyanlar 360 kiliseleri varmış. Düşüklü ve yüklü. Her gün o kral kızı bir yerde gelip gelmediğinin sonra ayinini yaparmış. Burada kralların taş gezdikleri, ayin yaptıkları yer idi. İhlas üzerinde yaptıklarından dolayı ayakta durdu. İlahiye vurmayana kadar da Cenab-ı Allah secde edilmek üzere cami tayin etti. Osmanlı ecdadımız geldi, bu camiyi Müslüman yaptı. Buraya turist gelir, buranın yerli ahalisi gelmez buraya. Turistler hiç olmazsa gelir, orada kapıdan bakar, içeriye de bindirer, çıkan. Yerli insanlardan çok kimse var, içerisini bilmez, girmez. Bu kadar dinde gerilemiş bir cemaat olduk, bunun içerisindeyiz. Bu Anadolu'da da bulunmaz, böyle bir cami İstanbul'da da yok. Böyle kuvvetli bir yapı. İçinin güzelliği başka, dışarıdan baktığında heybeti başka. İhlas her şeyi kolay getirir. Bu zoraki yapılmış yapı değildir. Bunu imanlarıyla yaptı bu insanlar. İnançlarının kuvvetiyle meydana getirdi. Burada bir mihrap var bizim, orada aşağıda. Osmanlı da o mihrabı yaptı, güzel yaptı, rengarenk yaptı, şekillendirip yaptı. 5-6 sene evvel gelen merhumlar, onu da badana yaptı. Ne sanat bıraktı, ne zevkini bıraktı, şey gördün mü? Faruk Efendi. Tamir diye girdi, ne varsa berbat edip çıktı. Dümdüz etti, efendim böyle beyaz badana. Onu o kadar emek verdi bizim ecdadımız. Güzelleştirmek için, heybetli göstermek için, makama tazim için. Öyle tamir ettiler. Ortalığı kazdıkları veren ettiler, çıkıp gittiler. Hasım-ı Kelam, işte böyle bu caminin kıymetini de bilmiyorlar. Ara sıra gelen turistler dolaşıp, geçip, bakıp gidiyorlar. İman eseridir bu. İmanımız en gür olduğu zamanda en muazzam camileri yaptık. İman ile beraber, mimari her sanatlarla onunla beraber geri kalmaz. Şimdi bize efendim bunun bereketi içerisinde Buğday Camisi var. Buğday Camisi de güzel bir ruhaniyetli camidir. Şimdi buraya geldiler, onu fethilediler, kapattılar onu. O camiye giden yok. O sizin gittiğiniz mescittir orası. Onun bu tarafında büyük cami var, oranın imamı oradaydı. Onu kapattılar mahsus, buraya getirdiler onu. O camide seneler senesi bar diye kullandı, bu Kıbrıslılar, bar. Hatta yabancı asker gelip içeriye girmiş, bakmış ki, burası neydi demiş. Demişler ki cami, biz burada şeye içemeyiz. Burası vakti zamanıyla ibadethaneyken, biz burada duramayız diye çıkıp gitmişler. Belki buranın yerlisi girdi çıktı onu. Efendim tiyatro yeri yaptı, oyun yeri yaptı. Efendim içki yeri yaptı. Şimdi de kapattı bıraktı. Allah ile insan arasını bozduktan sonra hayır yüzü görmez. Hayır edemez.
Şeytan ile beraber olanlar hayrı yüzü göremez. İşte boyuna düşüyorlar. Boyuna efendim kan kaybeden hasta gibi kan verin aşağıdan çıkar. Bu hale düşürüyor bu kıbrısına. Ne kadar yardım gelse efendim madem zayi olup gidiyor milleti geçiyor. Allah'a dönecek, Allah ile muharebeyi durduracak, Allah ile sulh olacak, şeytana muharebe ilan edecek. Şeytana muharebe yok. Ahbaplık şeytanla, ahbaplık tamam. Allah ile de muharebe de. Ya, hayır eder mi? Eder. Dur bakalım şimdi. Artık efendim düğümler darağa yetişti derler. Bütün dünya sallanmaktadır. Tabii biz de ahir zaman ümmetiyiz. Ahir zaman ümmetiyiz. 120 bin peygamber, Adem peygamberden başla, 124 bin peygamber bir arkasına geldi, herkes kendi devrini yaşadı. 124 bininci peygamber Efendimiz geldi. O da geleli 1500 sene. Biz demek ki işin ucuna vardık. Benden sonra peygamber yoktu diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben kıyamet peygamberiyim dedi. Yani kıyamet benim zamanımda kopar. Benim ümmetlerimin zamanında. Kıyamet o zaman kopacaktı. Onun için tabii görünen de her şey kıyamet alametidir. Camilerin boşalması, kalplerdeki imanın boşalmasına işaret. Kalpte iman olmayınca ibadet aşkı yok ki. İman veremiyoruz. Taşa toprağa taptırıyoruz. Soruyorum, bu karşısında durduğumuz ve ona saygı duruşu yaptığınız kimse siz görüyor mu? Yok. İşitiyor mu? Yok. Seziyor mu? Yok. Bir yardım yapıyor mu size? Yok. Ne be yok olasın haşa bile kızım. Neye git öyleyse bu işi yapıyorsun sen? Camide mihrab önünde duran adam mihrabın içerisinde bir şey görür mü? Görmez. Secde ettiğini görür mü? Görmez. Duyar mı? Duymaz. Elini değdirebilir mi? Değdiremez. Lakin secde ettiğimiz Zat-ı Ecellü Ala bizi görüyor mu? El kavuşturduğumuzda, divanına durduğumuzda görüyor mu bizi? Kıyam durduğumuz vakitte kendisine görüyor. İşitiyor mu okuduğumuzu? Karnımızdan okusak da işitiyor mu? Amin. İşitiyor. İsteğimizi verebiliyor mu? Verebiliyor. Bizim hakkımızda istediği gibi hükmedebiliyor mu? Edebiliyor. Diriltebilir mi? Diriltir. Öldürebilir mi? Öldürür. Fayda verebilir mi? Verebilir. Kahredebilir mi? Kahredebilir. Bunu bırakıp oraya ne gireceksin? Burada merasim yaparlar. Dışarıda içeri girmezler. Taşın karşısında merasim yapar. Ki taşı kendisi yoktu. Efendim beton suretinde, demir suretinde koydu oraya. Orada bir marangoz varmış bizim, bir köyde bizim bu memlekette Aşık Ali. Urum köyünde. Demişler ki, yani usta, sen hiç kimseye gitmek. Ne için gitmek kimseye? Yahu demek, ne gideyim bütün kimsedeki ayozları efendim, ben yapıyorum dedim. Nereye gideyim ben oraya? Anladın karı koca. Ben yaparım demiş şeyi. Eksildim sonra, bakar bana emreder. Sen çakar, düzeltir, gönderir.
Ne gideyim de yok, benim yapacağıma gidip de... Tapayım. Ömürde gitmem de. Şimdi milletin aklı o kadar kısa olmuş ki, efendim, yaptıkları, döktükleri bir de üzerine çapık bağlarlar, açlık derler. Ama neye açlık ya, nedir bu çocukluk? Lakin Peygamber bildirdi aleyhissalatü vesselam, benim ümmetlerim tekrar puta tapan olmayınca kıyamet kopmayacak. 1500 sene evvel söyledi. Orada dururlar, buraya girmezler. Orada ne var? Heykel var. Heykel karşısında dururlar. Demek ki heykeli kendilerini yaratandan ileri tutuyorlar. Allah yüzümüze bakar mı? Lakin müminleri Cenab-ı Hak bırakmaz. Onun için efendim yürüntülerden biz de geçiniyoruz. Dırıntılardan eğilerin hürmetine, kuşun vurdun hürmetine işte rahmet ediyor. Öyle bir içimiz. Lakin düzeltmek azmindeyiz. Düzeltmek azmindeyiz. Ya Rabbi diyorum. Bu senin genç kullarına fırsat ver. Bunları İslam'ın arslanlarıdır. İslam'a muzur olan çakalları bunlar tarumar etsin. Nişanlar beliriyor diyor. Bir gardelen var. İsmi ki? Yılmaz. Yılmaz Bey. Bir gardelen diye bir çiçek var. İşittin mi hiç? Evet. Sizin tarafta var mı? Yok. Daha da var mı? Var mı? Gardelen dediği, efendim, baharın ilk müjdecisi olan bir çiçecikti dağda. Karın ağrı, sizin memlekette var mı? O isim derler, gardelen, efendim. Şimdi bu zamanda yağan kar öldürür her şeyi. Hiçbir şey baş kaldıramaz. Lakin bahar eyyamı geldiğinde yağan karın efendim artık kuvveti yoktu. Onun için karı gelip çıkar, görünür o çiçecik. Baharın müjdecisidir. Korkmayın der artık, karın hükmü kalmam. Şimdi 75 sene evvelki halden bugünkü hal bir değil. O zaman yağan kar kahrediciydi. Çünkü millet hepsi beraber koşturmuş oğluyla. Şimdi arkasına düşen yok. Şimdi millet ayağa kalktı. Bir dinimizi isteriz diyor. Gördünüz mü? Bakalım gidelim. Geldiler şeytanlar meydana. Şeytanlar çıktı. Ve min Allah tevfik. Allah 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 Aziz Allah 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 Kerim Allah 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 Subhanallah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Sultanallah. Sultan, ezeli ebedi sultan, aslanlarını gönder ya Allah. Amin. Amin. İslam'ın aslanlarını gönder. Görünsünler bir heybetle kükreyince bütün ormanın, bütün hayvanatı diz çökermiş. Aslan kükrediği vakitinde. Öyle aslanları var Cenab-ı Hak'tan da istiyorum, gönder ya Rabbi. Kükreyenleri gönder artık. Çok darda kaldık. Çok yalnız, yardımcısız kaldık. İstiyoruz.
İnşallah gelelim.